Seçim olmalı mı sence? Hiç düşünmedim ya. Neden abi? Valla çalışıyoruz. Erken seçim. Peki, ekonomi nasıl? Çok kötü. Bence bana çok kötü. Çok iyi. Neden kötü, neden iyi? Ya şimdi ben İstanbul'a geleli yaklaşık bir sene oldu. Bir sene önce en kötüsü şuradan bir poğaça alıyordum. Poğaçayı 2,5 liraya alıyordum. Aynı poğaça şu an 6,5 lira. 2,5 liradan yani ortalama %30 şeyi, %130 zam yemiş. Ben geçen gün hesap ettim de %130 zam yemiş. Ben asgari ücretli çalışan olarak geçen sene 2800 liraya çalışıyordum. Yani şu anda 5000 lira falan elime bir para geçiyor. Ne demek istedim? Benim maaşıma %50-%60 civarlarında bir zam gelirken yiyeceğimiz, içeceğimiz domates olsun, biber olsun, patlıcan olsun, kiralar olsun %130-%150 arasında her şeye zam geldi. Valla ben ay başını zor ediyorum. Neden bu hallerde abi ülke peki? Valla neden? Hükümetten kaynaklı diyor düşünüyorum. Oy verdik mi bu hükümete daha önce? Evet. Ben önce verdim. Önce verdim, son seçimlerde vermedim. Neden abi? Gaziantep'te kullandım oylarımı. Ne belediye seçiminde ne de başkanlık seçiminde oyumu vermedim. 2023'te verecek miyiz? Evet. Ben vermeyeceğim. Sen niye veriyorsun? Ben hiç vermeyi düşünmüyorum. İşsizim ama ekonomi güzel yani, iyi. Nasıl oluyor bu? Oluyor. Seviyorum yani. Nasıl geçinebiliyorum peki? Nasıl geçinebiliyorum? Ya ben ülkenin kötü bir halde olduğunu düşünmüyorum. Ya ülke kötü bir halde değil. Ekonomi çok kötü. Ekonomi de kötü değil. Bence kötü. Bence kötü değil. Bunu yapmıyorsun değil mi? Hayır. Ciddisin. Çok ciddiyim. Ne bakımdan iyi yerde yani peki? Bu ülke şu an sana bu röportaj imkanını veriyorsa bu ülkede hiçbir şey... İmkanı vermiyor. İfade vermeye gidiyorum sabahları. Tamam, olabilir. Yani bu özgürlüğümüz varsa bence ülke şu an çok özgürlük yok. İfade veriyorum ben sabahlı karakola gidip. Şu an benden devleti eleştirmemi bekliyorsun ama. Hükümeti. Devlet ayrı, hükümet ayrı. Ya fark etmiyor. İkisini de eleştirmemi bekliyorsun. Yani bu bir özgürlük bence. Eleştirilemez mi hükümet? Eleştirilebilir. Peki bu hükümetten önce hükümetler eleştirilemiyor muydu? Eleştiriyorum. Ne oldu, hükümet ilah mı? Niye eleştirilemiyor peki? Ya eleştirilemiyor yani demedim ki, ben sana. Ama birazdan diyorsun, hayır, ki anlamadın sen. Bu röportajı yapıyorsun. Ben bu röportajı yaptığım zaman ben adliyeye demedim. Gidiyorum bak kardeşim, anlatamıyorum tamam. Sana. Benden örnek verdin. Ben de diyorum ben de ki adliyeye ifade veriyorum. Gidiyor, o da gidiyor, bu da peki gidiyor. Neden fikir özgürlüğü yok? Tam fikir özgürlüğü var zaten. Bak ben şu an fikrimi cesurca söylüyorum. Ben kardeşim, hükümetten ben hükümetten memnunum dedim. Abim memnun değilim dedi. Yani demek ki düşünce özgürlüğü var bu ülkede. Yani her şeyi istediğim gibi ifade edebildiğim bu hükümetten yani... önce bu ifade özgürlüğü yok muydu? Ya şu an biz öncekini mi tartışıyoruz, şimdikini mi? Şimdi öyle bir örnek verdik ki şu an diyorsun eleştirebiliyorsun hükümeti diyorsun. Tamam. Önceden hükümeti eleştiremiyor muyduk? Hayır, önceden de eleştiriyorduk, şimdi de eleştiriyoruz. Sıkıntı yok. Yani şu an senin sormak istediğin şey... Vallahi ben şaşırdım. Teşekkür ettim, çok sağ ol. Ben şaşırdım arkadaşım. Arkadaşım sen benden örnek göster. Şimdi sen benden olumsuz bir cevap mı istiyorsun, olumlu bir cevap mı? Fark etmiyor, istediğin cevap verebilirsin. Tamam, ben hükümetten memnunum. Teşekkür ederim, çok güzel. Arkadaş şunu anlatmaya çalışıyor. Diktatör deniliyor ya. Diktatör deniliyor. Diktatör deniliyor ya. İsteme, sen ne diyorsun? Simitle çaya devam abi. Simitle çaya devam et abi. Diktatör eleştirebiliyor muyuz? Diktatör bir insan eleştirilir mi? Eleştiremezsin. Diyor ki önceden diktatörlük yoksa şu anda da yok. Şu anda da eleştirebiliyorsun. İstediğin gibi. Değil mi? Hakaret etmediğin sürece eleştirebiliyorsun. Seni bakalım yarın seni alıyorlar mı? Sadece sandığıma sahip çıktım da ben dokundum. Sen ilk önce demokrasiyi öğren. Demokrasiyi öğren sen ilk önce. Konuşamazsın bu şekilde. Ablacığım onları da kısıyorlar. Kusura bakma. Ne yapıyorsan devam et sen. Ama biz tutup da kimsenin fikrini soramaz. Soramaz. Şu anda demokrasiyi yaşıyoruz. Eskiden tek kişi... Eskiden ne yapayım ben? Tamam abla, güle güle. Şimdi her taraflı. Tamam. Hadi güle güle. İnanmayan vara vardı demokrasi. Şimdi herkese var demokrasi. 50 senedir burayı sağcılar yönetiyor. Üniversiteye giremiyordu. Kafası kapalı diye. Ya yürü git Allah'ını seversen. Saçından türbanından tutulup sokağa atılıyordu kızlar. Oğlu da mı başörtülü yüzüne giremedi? Ablam kafanı yıkama lütfen. Ablam saygılar. Teşekkür ettik abla. Abla teşekkür ettik, çok sağ ol. Polisler içeri aldı da kimse sahip çıkmadı. Teşekkür ettik abi.
Teşekkür ettik abi. Emniyet rahatsız yaptı. Tamam. Su rızam nasıl denen sıkıntımız var mı? Ekonomikten çok sıkıntılıyım. Neden abi peki? Abi siz böyle yapıyorsunuz bu yayını da. Biz yayınlara çıktığımız yok ya. Ben böyle birkaç çıkıyor, kere çıkıyor yapmadım. Çıkıyor abi. YouTube'da çıkıyor. Buyur. Ne soruyor? TV'lere çıkartmıyorlar abi. Anladım. Tamam. Çıkartma ama YouTube'dan yayınlıyoruz abi. Sıkıntılıyız abi be. Neden geçinemiyoruz abi peki? Neden bu hallerdeyiz? Neden bu hallerde? İşte ülkenin durumunu görüyorsun abi. Almış başını, enflasyon gidiyor. Yapacak bir şey yok. Peki erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Buna vermem. Kesinlikle vermem. Daha önce verdin mi abi? Hiç vermedim, hayatımda vermedim. Peki erken seçim gerekiyor mu abi? Erken seçim olmalı mı? Bence yarın seçim olmalı. Neden abi? Gidişat belli. Yani gidişimiz işte görüyorsun yani, vatandaşın halini görüyorsun. Mesela 3500 lira emekli maaşı alıyorum. Ev kirasını vereceğim. Milleti mahvetmiş bu. Elektrik parasını vereceğim. Su mu vereceğim? Ne vereceğim abi? Ne vereceğim abi? Yandaşlardan başkası zengin olmuyor bu ülkede. Yani ben isterim yarın seçim olsun. Başka ne isterim yani? Teşekkür ederim abi. Peki kimi istersin abi? Seçim olsa kime oy verirsin? Valla bu olmasın. Kim olursa olsun. Yani bu olmasın. Kim olursa olsun yani. Bu gitsin ama. Yani artık yeter yani. Sabah kalkıyoruz, akşam kalkıyoruz. Yarın o, öbürsü gün o. 20 senedir hep aynı nakarat, aynı nakarat. Bay Kemal, Baykal, bilmem ne. Böyle ülke ekonomisi yönetilmez ki. Bırak yani, bırak git kardeşim, yeter artık. Küpü doldurdun, yeter. Kefenin cebi yok diyorsun. Doldurdun abi, kefene teşekkür cep. Teşekkür ettim abi, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Konuşmak istiyorum abi. Özellikle konuşmak istiyorum. Erken seçim, sence erken seçim olmalı mı abi? Kesinlikle olmalı. Yani seçim zamanından önce normal sıralamasından önce olmasının en büyük gerekliliğinin en büyük sebebi enflasyon bu durumdayken, kriz ve sıkıntı varken, bunu kabullenmeyen bir hükümet hala baştayken kesinlikle erken seçimin olması gerekiyor. Bunların dışında benim anlatacağım bir şey var. Kendi adıma ben sokak sanatçısıyım, sokak müzisyeniyim. Taksim'de müzik yapıyorum. Binlerce, milyonlarca insan videolarımızı izliyorlar sağ olsunlar. Dün akşam yaşadığım bir olayı anlatayım. Yaşadığım darp izleri hala mevcut. Zabıta arkadaşlar iznim ve bütün belgelerimin olmasına rağmen Büyükşehir Belediye ekiplerinin zabıta birimleri zor... Büyükşehir yaptı bir de. Tabii tabii. Zorla hem malzemelerime el koydular, hem gitarımı kırdılar. 6000 lira değerinde gitarımı kırdılar. Hem de kendi malzemelerimi alırken kendi elleri bir parmağını kesmiş amirlerinden bir tanesi. Onun üzerine de benden şikayetçi oldular. Şimdi hem darp ediliyorum, zorla hem malzemem alınıyor, hem gitarım kırılıyor. İznim olduğu halde hem de şikayetçi, yani davalık oluyorum. Şimdi ben de onlardan... İzni nereden aldı aile başkanım? Hiç önemi yok. Hiç önemi yok aldığın izni. Mevzu o. Bu ülkede yapılan hiçbir şeyin kesinlikle yerine geldiği bir şey yok, bir durum yok. Size mi yapıldı yoksa öbür müzik yapılan bir sürü arkadaşlar. Şimdi o cadde üzerinde, İstiklal Caddesi üzerinde 11 nokta kuruldu, noktalar kaldırıldı. Bize söylenen meydanda müzik yapmamız noktasında, meydanda müzik yapamadık biz. Bunun Türkçe ile Kürtçe ile hiçbir alakası yok. Kendi şahsım adına söylüyorum. Bunun sadece şahsi. Ben şahsi algılıyorum. Sistemin içindeki şahsi, kişilerin şahsi davranması. Çünkü şöyle söyleyeyim size ben. Ben yasakla ilgili bana bir belge göstermeleri gerektiğini söyledim. Bir emir varsa, bir yasak varsa bununla ilgili bir belge vardır. Bunu gösteremediler. Ne onlar ne de polis arkadaşlar. Ama iş bir garibanın ekmeğine gelince, gitarını kırmaya gelince, malzemesini almaya gelince, darp etmeye gelince vücudunda da bayağı bölgelerde var morluklar. Tabii tabii. Bunları yapmaya gelince varlar. Ama garibanı bu ülkede kollayan hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Düşünen de hiç kimse yok. Eskiden sistem en azından halkı düşünürdü. Şu anda başa, diyorsunuz ya erken seçim, başa kim gelse yine yandaşlar, o insanların hepsini batıracaklar, bitirecekler. Baştaki adam ne kadar iyi olursa da olsun. Ben şu an için konuşmuyorum. Söylediğim kelimeler sadece şu andaki sistem için değil. Kim ne kadar iyi olursa olsun, çevresindeki adamlar namuslu olmadığı sürece bu ülkede hiçbir şey düzelmeyecek. Ve adalet sistemi, ben hukuk okumuş birisiyim. Hukuk terkim yani. 5 üniversitede yaşadım, 3 bölüm. Beni bilen insanlar, tanıyan insanların çoğu bilirler. Bu ülkede adalet sistemi, hukuk sistemi değişmeyip bu şekilde devam ettiği sürece hiç kimse bu ülkede gerçekten huzurda ve güvende değildir. Bunu söyleyebilirim. Sosyal medyada bir algı vardı. İstiklal Caddesi'nde sadece Kürtçe müzik çalanları İmamoğlu engelledi diye. Şöyle, orada bütün dilde çalan müziklerimi engelledi, sadece Kürtçe müziğimi engelledi. Şimdi şöyle,
bu ülke üzerinde, yani bu ülkenin üzerinde binlerce yıldır beraber yaşıyoruz diyoruz ya, ama tahammülümüz yok. Nasıl yok? Müzik yaparken ben Kürtçe söylerken birçok kere saldırıya maruz kaldım. Tabii. Birçok kere saldırıya maruz kaldım ama bunu bilinçsiz insanların cahilliğine, yani onların tabii şimdi ben bunu kalkıp koskocaman Türk halkına ya da Kürt halkına ya da başka bir halka bunu mal edemem kendi adıma. Çünkü bizim kız almışız, kız vermişiz, birbirimizi seviyoruz. Birbirimizden yana bir sıkıntımız, bir şeyimiz yok. Biz tahammülkarız. Ben Kürdüm, Allah'ına kadar da Kürdüm. Tahammülüm de herkese var. Ama bize tahammül noktasında tahammül yok. Olmayan insanları da ben cahil görüyorum. Sistemin içinde olmayan polisler varsa bunları da ben kesinlikle yine kendilerini geliştirememiş, duygu noktasında noksan insanlar olarak görüyorum. Ama bunu komple genelleyip işte herkes bize bunu yapıyor diyemem. Ben dün akşam yaşadığım sıkıntıda, bahsettiğim müzik sıkıntısında bana en çok yardımcı olanlar yine polislerdi. Ama zabıta ekipleri bahsettiğim gibi yani darp noktasında. Ama yok mu bugüne kadar bize işte bahsettiğimiz şekilde ırkçı davranan polisler? İllaki olur. İllaki bir sürü çürük meyve var bu ülkenin içinde. Bir sürü sistemin içinde yanlış insanlar var. Ama bunları buralara getirenler kimler? Yani hak, hukuk, adalet olmadığı zaman kendi kafalarına göre insanları kendi algoritmalarına göre seçip işlere yerleştirirken bu ülkede gerçekten kalifiye olan, eğitimli olan hiçbir insan gerçekten atanamıyor. Biz biliyoruz bugün işsizliğin göbeğinde en fazla sıkıntı çeken insanlar, en birikimli, en bilgi donanımı yüksek olan insanlar. Ama fikirlerinden dolayı, açık fikirlerinden dolayı ya bir insan zıt olabilir. Siyah beyaz da güzeldir, beyaz siyah da güzeldir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani farklılıklar insanların en büyük zenginlikleridir. Ama tahammül yok. Bu ülkede herkes bir renk olsun isteniyor. Herkes tarafından. Kim gelirse gelsin tek renk olsun isteniyor. Tek renkle bir ömür geçmez. İnsanın gözü bir tek renkle olmaz yani. İstiklal Caddesi'ndeki bütün müzik yapanlar kaldırıldı o zaman değil mi? Şu an İstiklal Caddesi üzerindeki bütün müzik yapan arkadaşların hepsi kaldırıldı. Türk, Kürt fark etmiyor hepsi. Fark etmeden değil mi? Kesinlikle bugün fark etmiyor. Algı yapıldı biliyor musun? İmamoğlu işte Kürtçe müzik yapanları kaldırdı diye bir algı var şu anda. Şöyle bir durum var. O algının oluşmasının bir sebebi de sistemin içinde bazı polisler var. Bazı zabıta arkadaşlar da var. Bunların yakınları var. İşte adamın yakını polis diye, yakını şey diye belli saatlerde müzik yapıldığı zaman göz yumuluyor bunlara. Ya da işte engel durumu var diye. Anlatabiliyor muyum? Engel durumu var diye. Yani bugün işsizlik en büyük engeldir bizim için. İşsizlik en büyük engeldir. Bir genç için özellikle. O insan ekmek kazanamıyorsa, bir genç bugün bu ülkede gerçekten hak ettiği çalıştığının karşılığını alamıyorsa, o gencin yapabileceği şeyler yani helal dairesi içerisinde çok sınırlıdır. Nereye kaçacak? Ya uyuşturucu satacak, ya farklı noktalara girecek, cezaevine girecek. Sürüklenen nokta bu. Ama bu ülkede eşitlik, adalet, bundan bahsediyoruz. Ben bugün sabaha kadar da konuşsam adaletten bahsedeceğim. Ekonomiyi de düzeltecek olan adalet hukuk sistemidir. Bu ülkeyi de kardeşliği sağlayacak olan da odur. Yani insanlar içeride, biraz daha net konuşmak gerekirse, hiçbir sebep gösterilmeden seçim ve siyaset düzeni için içeriye atılıyorsa bu ülkede ve kendi çıkarları doğrultusunda içeride tutuluyorsa bu ülkede büyük adaletsizlikler var demektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği her karar doğru mudur, yanlış mıdır, bunları tartışmak istemiyorum ama bu ülkede ya seçilmiş insanlar var. Seçim diyoruz ya, seçim niye yapılıyor? Bu ülkede bir insanlar tercihlerini kullanabilsinler, istedikleri insan gelip oyunu kullansın, istedikleri insan gelip onu yönetsin diye, değil mi? Biz bugün seçiyoruz mesela, en basitinden söyleyeyim, Selahattin Demirtaş nerede içeride? Ya da işte birçok milletvekili ya da birçok belediye başkanı neredeler? Biz bu insanları, kendi irademiz var ya, biz irademiz yok mu? Biz iradesiz miyiz? Madem bu insanlarla ilgili şaibe var, bu insanları neden seçimin içine koyuyorsunuz? Koymayın o zaman. Seçimden önce bu insanlarla ilgili gerekli araştırmayı yapın. Koymayın. Koyduktan sonra kendi kayyumunuzu, kendi sisteminizi başa getirmek için bu insanları da almayın. Halkın da duygularıyla oynamayın. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu ülkede çok seçim geldi gitti. Çok seçim de gelip gider. Ama sistem düzelmediği sürece, bu ülkede gerçekten sistem düzelmediği sürece hiçbir şey olamaz. Bizden de hiçbir şey olmaz. Hep aklımız, fikrimiz yabancı ülkelere gitmekle. Yani
net söyleyeyim 32 yaşında bir adamım. Bu yaşta düşünmem gereken, kendi ülkemde yapmayı düşünmem gereken bir sürü şey varken gitmeyi düşünüyorum. Ve benim gibi düşünen milyonlarca genç var. Ne yazık. Ya cennet bir vatandayız ya. Milyonlarca genç gitti. Cennet bir vatandayız ya. Bizim ya doğusu ayrı güzel, batısı ayrı güzel. Ege'si ayrı güzel, Karadeniz'i ayrı güzel. Her tarafı bu kadar güzelken biz bu kadar ayrıştırılıyoruz ki ve bu kadar bir çöküntünün içine girmişiz ki bir girdabın içerisindeyiz. Kaçmayı düşünüyoruz. Yazık bize yazık. Vallahi yazık. Teşekkür ederim. Bendir. Ekonomiyi soruyoruz abi. Nasıl değerlendiriyor? Sıkıntı var mı? Ekonomi gördüğün gibi yani ekonomi millet aç perişan. Ne yapabilir ki? Neden bu hallerde peki vatandaşımız abi? Kendisi yapan düşünsün. Biz oy verdik böyle bu hale geldik. Sen verdin mi abi? Ben de verdim. Pişman oldun mu abi? Vereceğim. Pişmanım. Pişmanım. En çok neden pişman olduk mu abi? Ekonomik mi, mülteci mi, adalet mi, sağlık mı, eğitim mi? Hiçbiri. Eğitim zaten sıfır. Adalet diye bir şey kalmamış. Mülteci de biz kendi ülkemizde ikinci, üçüncü sınıfız. Zaten her taraf gelen mülteciler burası artık şey olmuş. Yani bura ana vatanı olmuş. Bizler ise mülteci olmuş. Mülteciyiz. İkinci, üçüncü sınıfız. Neden diyeceğim. Bu hallerdeyiz peki abi? Yapacak bir şey yok. Peki erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi şimdi? Kesin mevcut olan iktidara vermeyeceğim. Bunu kesin vermeyeceğim ve bir hangisi gelirse ona veririz. Teşekkür ederim. Abi erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Erken seçim? Olsa. Oyunu kime verirsin? Şu anda kararsızım. Daha önce kime verdik abi? Daha önce belediye seçimlerinde kazanana verdim. Ondan önceki de iktidardaki partilere verdim. Şu an yok mu aklında verebileceğin? Yok. Peki erken seçim lazım mı abi ülkemize? Erken seçim gerektiğini düşünmüyorum. Yani zamanında yapılırsa daha makbul olur. Yani hem ekonomi hem siyasi verilen kararda yapıldığı zaman daha makbuldür diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir soru Zacı abi, nasıl değerlendiriyor? Sıkıntı var mı? Geçinebiliyor muyuz? Vallahi ekonomi, millet çok tantana yapıyor ekonomi. İyi mi, güzel mi, kötü mü? Kötü. Neden abi kötü peki? Bu dolar molar bahalanmıştı. Kur abi. Kur için belki de böyle olmuştur, bilmiyorum tam kim olarak. Kim bağlandırdı kuru peki abi? Kurla kim oynuyor? Kur neden oynuyor hatta? Vallahi ben onun farkına varayım. Fazla siyasetimiz yok. Peki erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? He? Oyunu kime verirsin? Oyumuz, olay bakarım. Daha emniyetimiz tam olarak karar vermemişim. Daha önce kime verdik Hacı abi? HDP vermişim. Ya, bu sefer de bakalım. Vereyim mi vermeyeyim mi bilmem. Kararsızım diyorsun? Evet. Yani sıkıntımız vallahi var mı? Vallahi ekonomi çok berbat. Neden bu hallerde? Vallahi bilmiyorum ki. Bunu aslında büyük baştaki kişilere sormak lazım. Niye biz bu haldeyiz? Yani kendi ülkemizde turist gibi yaşıyoruz. Ne zaman soracağız? Sandıkta mı soracağız? Bence sandıkta soralım bence bunu. Yani biz bir Türk vatandaşıysak bunu sormalıyız hepimiz. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsiniz? Yani vallahi gönül CHP'den yana bakalım. Çünkü AK Parti tamam çalıştı, bazı şeyler yaptı ama. Oy verdiniz ama zamanında? Zamanında AKP'ye de oyumu verdim, CHP'ye de verdim, MHP'ye de verdim ama MHP nedense bir kalkınma olmadı, kalkındıramadı bir türlü. En sonunda da AKP ile bunlar bir yandaşlık kurdular. Yani nasıl söyleyeyim ya, kalkınamayan bir parti birisine gidip sığınıyorsa zaten bu o bitmiş bir partidir benim gözümde. CHP zaten kendi iktidarını korumaya devam ediyor. Benim yani düşüncem CHP'den şu anda yana. Millet İttifakı'nda kim cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Var mı aklınıza bir isim? Şu anda yok. Aklımda şu anda bir isim. Genç olarak ekonomi nasıl değerlendirin? Valla abi ekonomi çökmüş. Neden ekonomi bu hallerde? Abi şimdi tek bir şey söyleyeceğim sana. Bazı yiyeceklerin son kullanma tarihi geçiyor değil. Onu atıyoruz çöpe. Bazı insanların da son kullanma tarihi geçiyor. Onların da değişmesi lazım. Yani bence şu an yaşım 17 abi. Ben gezip tozamıyorum dışarılarda. Avrupacı arkadaşlarım var abi, geliyorum, pardon geliyorlar, kıskanıyorum. Bir şey yapamıyorum abi, adamlar çıkarıyor. Onların 1 lirası eşittir bizim 17 liramız. Bir şey yapamıyoruz, biz daha sadece dolaşıyoruz arkadaşlarla. Erken seçim lazım mı Türkiye'ye? Acilen, bence yarın. Neden? Değişsin abi. Yani şu an kim gelse de düzeltemez. Burada çok şey konuşmak isterdim ama bence ülkeyi tek bir kişi yönetmeli burada. Ama adalet olmadığı için o da yönetemiyor şu an.
Peki erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? HDP'ye veririm abi. Adam çıkıyor konuşmasını biliyor. Yani konuşmasını bilen adama siyaseti gerçekten adam içeride abi. Adam çıkıp konuşuyor. Adam içeride bile siyaset yapan bir insan ülkeyi çok güzel yerlere getirir. Ama burada bakıp da yazıları okuyan bir adamla biz bir yere varamayız. Burada çıkıp da başka ülkelere giden bir adamla biz olmaz. Batarız abi. Teşekkür ederim. Size ekonomiyi sorarız. Nasıl değerlendir? Sıkıntınız var mı? Var abi vallahi. Ekonomiyle ilgili yok abi. Nasıl diyeyim sana? Nasıl, cebin nasıl? Yetiyor mu cebindeki? Yok abi, yetmiyor vallahi. Ekonomi bu hallerde. Abi. Vallahi nedenini bilmiyorum abi. Siliyor soğuk. Peki Z kuşağı olarak 2023'te oyunuzu kime vereceksiniz? Vallahi onu da bilmiyoruz abi. Kararsız abi şimdi. Yani ben CHP vereceğim. Sen kime verirsin? Bilmiyorum ki abi. Kullanmam abi. 2023'te oy kullanamıyorum. Kullansanız kime kullanırsınız? Vallahi abi Allah bilir orasını ya. O zaman bahtımız nasıl gider? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Allah sonumuzu ayrılsın abi. Amin.